Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Ejop Üstleri Kurtuluş Osmanlı serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde gayet güzel bir şekilde ilerlemiş, Balkanları egemenliğimiz altına almış, İtalya'da son kalan işlerimizi halletmiş ve artık Suriye'yi almaya planlar kuruyorduk. Çünkü tam beklediğimiz fırsat ayağımıza gelmişti ve o fırsatta İngilizlerle Fransızlar arasında olacak savaştı tabii ki. Ama bu fırsatı değerlendiremiyoruz çünkü Batı'da yeni bir savaş patlak verdi ve bu savaş Macaristan ve Almanya devleti. Bize savaş ilan etmeleriyle bu büyük savaşa karşı direnmemiz gerekmekte şu anda ve direneceğiz. Ama en büyük savunma saldırıdır derler ve ben de bu sözün her zaman doğru olduğuna inanırım. Çünkü savunursanız evet, savunmanın bir avantajı vardır. Daha fazla kayıp verir karşı taraf, ancak karşı taraf ekonomisini kaybetmez. Biz ise böyle yaparak şu anda Macaristan'a 60 bin kişilik kayıp verdirmiş olabiliriz, ancak Macaristan bütünüyle hala ayakta durmakta ve biz bunu bozmadan savaşı kazanamayız. Almanlar da şu anda görüyorsunuz saldırıyor bize. Biz ise karşı saldırıya geçip Macaristan'ı yok edip daha sonrasında ise Almanlara karşı operasyona başlamalıyız diye düşünüyorum. Şu anda bizim için yapacağımız şey bu olacak ve bunu yapmaya çalışacağız. Ordularımız gördüğünüz gibi ileriye çıktılar ve çıkmaya da devam edecekler. Biraz borç almamız gerekiyor. Gelirimiz çok güzel, ekonomimiz sağlam, devletimiz sağlam. Bir problem yaşamıyoruz ekonomik olarak en azından şu anda. O yüzden bunu değerlendirmeliyiz. Bunu en azından değerlendirmeliyiz. Biraz ordular çıkarıp şu anda düşmana hücum etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, Almanlar geliyor. Evet, Macarlar geliyor. Evet, fazlaca devlet bize saldırıyor ama en azından Doğu ordusu, büyük Doğu ordusu gelene kadar düşmana biraz itmemiz gerekiyor ve şu anda buradaki ordumuz da hiç az sayıda değil yani. Azımsanacak bir ordu değil. Birçok devletin basmak istediği ve basamadığı sayıda ordumuz var. Bu orduyu kullanmalıyız abi. Şu anda toplamda 159 bin kişilik güzel bir ordumuz var. Ve Sovyet askerleri şu anda Polonya topraklarına girmiş durumda. Ve Polonya topraklarından Almanlara saldıracaklar. Hadi bakalım. Almanlar yine saldırılara başladı tabii ki. Güçlü bir devlet hocam. Bizden güçlü bir devlet Almanya şu anda. Onlara karşı direnmek tabii ki de zor. Ama doğru başaracağız. Şu müziği değiştir hocam. Müzik yok çünkü zaten. Orada hiç müzik yok hocam. Şimdi askerler basmaya devam edelim. En azından şu anda savaşlarımızı kazanıyoruz. Şu anda sıkıntımız yok. Toprak kazanan taraf biziz. Bakalım böyle de devam eder umarım. Güzel karşı saldırılar yaptılar. Biz de güzel karşı saldırılar yapıp düşmanı şu anda ezdik. 500 askerimizle 6000 Alman yendik hocam az önce. Az önce 500 askerimizle 6000 Alman falan mı yendik? Ben yanlış mı gördüm? Şu anda öyle yazmadı ama. Yani sanırım o oldu. Sanırım o az önce dediğim şey oldu abi. Öyle bir şeyler gördüm ben orada. Neyse, şuradan biraz daha takviyeler basmamız gerekiyor. Hemen hızlıca takviyelerimizi basalım. Bu ordulara ihtiyacımız var. Ana ordumuz gelene kadar şu anda bu ordularla karşılayacağız düşmanımızı. Mecburi olarak. Çok kalabalık ya. Çok kalabalık düşman. Düşman çok kalabalık hocam. Hemen şuradaki ordusuna direkt kafa atacağım. Direkt olarak kafa atacağız. Biraz daha borç çekmem gerekiyor. Biraz daha borç. Basabildiğimiz kadar asker. Ve saldırabildiğimiz kadar toprağa saldıracağız. Hareket puanlarımızı sonuna kadar kullanacağız abi şu anda. Büyük ordu geliyor. Büyük ordu geliyor. Buradan daha fazla asker basma. Büyük ordu zaten burada yeterince büyük. Onlar işi halleder burada diye düşünüyorum. Burada hocam biz bu taraftan ilerlemeliyiz. Bu taraftan asker basmalıyız. Zaten buradan gelecek ordu. Almanları da şu anda yeniyoruz. Sovyet dostumuz Alman topraklarına girmeye başladı. Bu da ne demek oluyor? Sovyet askerleri oraya girdiği için Almanlar buradan çekilecektir diye düşünüyorum. Çünkü kendi topraklarını müdafaa etmek düşman topraklarını işgal etmekten daha önemli. Ve şu anda muhtemelen kendi topraklarını müdafaa etmeyi tercih eder diye düşünüyorum. En azından ben olsam öyle yapardım abi. Kendi topraklarını korumak varken düşmana saldırmak
kendi topraklarını kaybetmek pahasına düşmana saldırmak biraz kötü bir tercih gibime geliyor. 20 bin, 20 bin, şöyle izin abi. Güzel. Güzel. Kayıplar veriyoruz ama zaferler de alıyoruz abi. Verdiğimiz kayıplarla daha da zafer alacağız. Saldırın hocam. Macaristan Savaşı. Budapeşte'ye girersek, başkente girersek bitebilir. Deneyeceğiz bakalım şansımızı. Macaristan'dan istediğimiz şey aslında tüm topraklarıydı ama onu almak o kadar da kolay değil. Zamanında bizimkiler yapmış ama şu anda arkalarında Almanlar varken o kadar kolay değil hocam. Sadece Macarlarla savaşsaydık bu iş bizim için çok kolay olabilirdi ama arkalarında şu anda Almanlar var ve Almanlar İngiltere ile dünyanın en güçlü ikinci devletiyle savaşıp zaferle ayrıldılar. Harbiden az önce İngiltere ile geçenki bölümde savaşıp zaferle ayrıldılar abi Almanlar. Almanların ne kadar güçlü olduğunu anlayabilirsiniz oradan. İngiltere'ye ilgi göstereyim hatta size. 698 bin kişilik bir ordusu var Londra'da İngiltere'nin. Oradan anlayın hocam İngiltere'nin gücünü. Biz şu anda o kadar seferberlikle 142 bin ordu basmış durumdayız. Adamın sadece Londra'da 700 bin kişilik ordusu var. Efendiler. Aramızdaki farkın boyutları bu kadar. Diyeceğim şeyler bu kadar hocam. Yani farklı dünyaların insanlarıyız biz. Onlarla. Aynı dünyaların insanı değiliz. Onlar çok üst seviyede. Çok çok üst seviyede bizden. Çok çok üst seviyede. Hadi abi. Biz o kadar ordu basıyoruz. Adam 600 bin kişilik, 700 bin kişilik orduyu sadece başkentinde tutuyor. Sadece ve savaşta. Kim bilir başka yerde daha ne kadar ordusu vardır. Bakın 500 kişilik orduyla 6000 kişilik ordusunu yendik. Kim bilir daha onun dışında vasallarının ne kadar ordusu vardır. Daha bu adamın vasalları da var. Onu da unutmayın yani. Vasalı da var bu adamın. Bir de vasalı da var. Kendisi bitmiyor. Kendisiyle bitmiyor. Vasallarını da bitirmen gerek. Yani İngiltere çok süper bir güç. Britanya Hindistan'ın isyan durumu nedir? Özgürlük arzusu artıyor. Güzel. Artsın hocam. Savaşta biz de ilerlemeye devam ediyoruz. Macarları bitireceğiz. Macarları bitireceğiz abi. Şu an gayet güzel bir şekilde kazanıyoruz. Ve kazanmaya da devam etmek istiyoruz. Ve istediğimizi de yapacağız. Graz'a giren ordu biraz daha bölünerek girsin. Doğu orduları da batıya gelsin. Bu savaşı biz kazanacağız. Biz bu savaşı kazanacağız hocam. Biz bu savaşı kazanacağız. Aslında şu anda savaşı kazandık da diyebiliriz. En azından Macar Savaşı'nı bitirebiliriz abi şu anda. En azından Macar Savaşı'nı bitirirsek bizim için güzel olur ama Macar'dan ne kadar alabiliriz? 155. Tüm hepsini alabiliyoruz galiba. Bakalım. Evet, tüm hepsini alabiliyoruz. Ama en azından şu taraftakileri de alayım. Şunları da alabilirsem. Öyle bir anlaşma yaparsak daha güzel olur. Yani fazlasını isterken bu sefer biraz daha şey kaybedebiliriz. Toprak kaybedebiliriz. Ama almam gerek abi o toprakları benim. O toprakları almadan hiçbir savaş şu anda bitemez. Şimdi 20 bin kişiyi buraya yollayacağım. Sen de şuradan gel bakalım. Yani şu an ekonomimiz bile sarsılmadı abi. O kadar durumum iyiyken bu savaştan şu anda ve o topraklardan vazgeçemem. Ekonomimde de bir problem yok. Hiçbir problem yokken topraklardan vazgeçmeyeyim abi. Aha, Macar'a iade edildi bu topraklar. Daha da iyi oldu. Çünkü Macar topraklarında Almanlar savunma yapamıyor abi. Kayıp veriyorlar. Aşırı kayıp veriyorlar. O işi halledeceğiz. Şimdi dur, elimizdeki parayla İtalya'dan ordu çıkarmalıyım. Elimde para var. Roma'dan hemen ordu çıkaralım. Çıkarabildiğimiz kadar. Ve bu orduları hızlıca cepheye sürmemiz gerekiyor. Alman savaşı bizi çok yıprattı. Sanıyorum ki Sovyet de yıprandı. Sanıyorum ki Almanlar zaten yıprandı. O konuda herhalde kimsenin şüphesi yoktur. Güzel. 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 Abi artık. Artık bunu bitirsek mi ya? Anlaşma yapsam mı diye düşünüyorum ama. Almanlarla bir kere anlaşma yapamayacağız.
Neden yapamayacağız? Sovyet kabul etmeyecek. Ama Macarlarla yapabilirim. Aa, Macar Savaşı'nda da Sovyet varmış. Macar Savaşı'nda da Sovyet varmış. Alman Savaşı'nda biraz toprak. Alman bana yeter. Şöyle. Evet, iki savaş da bitmedi hocam. Çünkü Sovyet daha biz bitti demeden bitmez dedi. Sovyet'in henüz barış yapmak istediğini sanmıyoruz. Gördüğünüz gibi de istemiyor abi. Abi 250, 250, 250. Hemen Roma'ya gelin. Sovyet istese bile Sovyet'in Dağistan'ı istemiyor. Yani Sovyet istiyor mu orasını bilmem ama Dağistan istemiyor hocam. Orasından eminiz. Yani ufacık vasalların bu barış konusunda söz haklarının olması cidden üzücü. Cidden üzücü abi. Ufacık vasalların savaşta konuşma hakları var ya. Mükemmel. Demokrasinin bir kez daha gereksiz olduğunu. Şaka şaka. Ama bu oyunda cidden demokrasi gereksiz hocam. Harbiden. Yani böyle bir şey olamaz ya. Bu ne abi? Her şeye de söz hakkı verilmez hocam yani. Vasalsın sen yani. Haddini bil. 85 bin kişilik ordum kalmış sadece. Bu savaşın bitmesi gerek. Saygıdeğer dostum. Saygıdeğer kardeşim Sovyet. Şu vasallarına sahip çık. Bu savaşın bitmesi gerek hocam. Hocam. Bitmesi gerek ama senin de yapabileceğin bir şey yok çünkü vasalların kabul etmiyor. Ve Sovyet diyorum, şeyler, Almanlar şey topraklarını kurtarıyor. Evet, kabul etmedi. Almanlar da gidip şey topraklarını kurtarıyorlar abi. Bizim Macaristan'ın topraklarını kurtarıyorlar. O da ayrı bir problem. Askeri erişim sorayım sana bir ya. Bir askeri erişim soralım. Muhtemelen verir diye düşünüyorum. İlişkilerimiz çok iyi. Ya bu adamı kim aldı oğlum? Bu adamı kim aldı ya? Bu adamı savaşı kim aldı? Sovyet niye çağırdın abi o adamı? Sovyet harbiden niye çağırdın abi o adamı? Dur buradan basmayalım. İtalya'dan basmaya devam. İtalya'dan basmaya devam askerlerimizi. Gücümüzün daha sonuna gelmedik abi. Daha bitmedi. Faiz de 20. Çok yüksek oranlar var abi. Çok yüksek oranlar var. Faiz niye bu kadar yüksek? Çok fazla ödüyoruz abi şu anda faize de. Faiz bitince daha da rahatlayacağız. Daha doğrusu borçların ödenmesi bitince daha da rahatlayacağız. Faiz bitmez abi. Faiz bitmez. Yani en azından Macarların bir direncini kırdığımızı söyleyebilirim. Ve askeri erişim de verildi bize. Gayet güzel. Macarların direncini kırdık. Macar asker basamıyor abi artık. Artık basacak bir ekonomisinin kalmadığını düşünüyorum. Şu anda bir ordu da basamıyor adam akıllı. 3-5 kişiyle saldırıyor bize. Öyle bir direnmeye çalışıyor çocuk. Bakalım direnebildiği kadar dirensin. Biz ise gayet her tur 10 bin asker basabiliyoruz abi en aşağıya. Şu anda mevcut ekonomimizde 30 binlik gelirimiz var. Ve bu gelirle gayet ordu da basabiliyoruz yani. Almanlara da şu anda taarruzlarımız devam ediyor. Her ne kadar etkisiz taarruzlarımız olsa da taarruzlar devam ediyor. Macarların tüm topraklarını işgal edip şu anlaşmayı bir yapılmasını sağlasak, Macarları bir aradan çıkarsak, Alman savaşında ben savunmaya geçip biraz gücümü topladıktan sonra saldırmaya devam edebilirim. Ama Macar topraklarının şu anda alınması gerekiyor. Macar'ın bitmesi gerekiyor abi. Polonya'ymış bu. Bu da Polonya. Aha Macar bitmiş. Vallahi bitmiş. Al abi şöyle al 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 al. Al abi al 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 al. Al hocam al. Ne var ne yok al abi. Macar işi bitmiş. Güzel. Daha da başka bir şey de istemiyorum ben. Hocam Macar bittiyse anlaşmamızı yapalım. Gözünüzü seveyim. Yani kabul edin de şu işi. Evet, Macar anlaşması yapıldı. Böylece Macar Savaşı, Macar defteri kapanmış oldu. Güzel. Güzel, güzel. En azından şu anda sadece Almanlarla uğraşmamız gerekecek. Uğraşmamız gereken başka bir şu anda devlet yok. Alman Savaşı da aslında biterse şu anda kazançlıyız da zaten.
Yani bu da biterse ben hiçbir şeyi talep etmiyorum. Bu da biterse güzel olurdu ama tabii ki bunun daha bitmesine seneler var abi. Daha seneler var. Bizimkilerin kabul etmesi imkansız. Bizimkileri barışa şey yapmam imkansız. Dayıstan şu anda halinden çok memnun. Halinden oldukça memnun bir Dayıstan var şu anda. Onun anlaşmaya ikna edilebilmesi çok zor. Hocam şuradan sınırdan seri ordular basmam gerekiyor. Çok seri ordular basıp sınırımı müdafaa etmem lazım en azından. Hadi bakalım. Benim topraklarım işgal edilmeye başlanıyor şu anda. Artık benim topraklarım onlar artık. İşgal toprağı değil. Anlaşma yoluyla aldık abi. 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin. Tüm sınırlara asker yiyeceğim. Hemen siz de şurada toplanın. Derhal toplanın abi. Derhal toplanın. Daha yeni ordular da çıkaracağız. Daha yeni ordular da gelecek. Hemen hızlıca. Onların da gelmesi gerekiyor. Hadi abi. Alman savaşı bizi çok zorlayacak. Sovyet desteği lazım abi. Sovyet desteği ciddi anlamda lazım şu anda. Sovyet en azından topraklarımı kurtarsa biraz rahatlayabiliriz. Biraz topraklarımı kurtarsa. Sovyet şu anda güzel ilerliyor. Tamam, kurtardı abi. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Sınırı bir öteye taşıyacağız. Sınırı bir öteye taşıyacağız. Şöyle. Sınırı bir öteye taşımaya devam ediyoruz. Nereden gidiyorsun oğlum sen? Askeri erişim bitti mi bizim İtalya ile ya? Bitmiş galiba. Asimilasyonları yapalım da bu topraklar bize verim sağlamaya başlasın ve buralardan da asker çıkartabilelim. Asimilasyonlar önemli abi. Almanya'nın da gücü kalmadı galiba. Son operasyonlarımıza da başlayalım ve Almanya'nın da işi bitsin abi. Almanya'nın da işi bitsin. Onun da gücü kalmadı sanıyorum. Baksanıza Sovyet çünkü bayağı ilerlemiş. Sovyet bu kadar ilerlediyse Almanya bitmiştir yani. Güzel. Böyle şu adamı da indir. Hadi abi. Hadi abi sen de şuraya gel destek. Yo şey de bitmemiş. Ha, buradan Polonya toprağı olduğu için geçişimiz yok abi. Orası Polonya toprağı diye geçemiyoruz. Hocam saldırmaya devam et. Almanların son kalan topraklarını da alırsak güzel olacak. İngiltere Fransız Savaşı ne durumda onu merak ediyorum aslında biraz. O tarafa bakmıyoruz hiç. Bakmak da istemiyorum şu anda. Suriye'nin kaybedildiğini görmek istemiyorum. Umarım kaybedilmemiştir. Bir kaybedilmez çünkü Afrika'da Fransız çok güçlü. Evet, Fransa yenmiş hatta savaş. Bitmedi ama şu an kazanan taraf Fransa. Fransa bayağı bir kazançlı şu anda. Ama daha hiçbir şey bitmedi hocam. Daha o savaşta hiçbir şey bitmedi. Biz de o savaşa dahil olacağız ama önce bir yaralarımızı burada sarmamız gerek. Abi daha fazla zorlamayın da şu anlaşmayı bir yapalım be. Vallahi yani bir toprak için şu an çok fazla kayıp veriyoruz. Hak ettiğinden fazlasını şu anda kaybediyoruz. Almanya ile bu kadar uğraşmamıza gerek yok. Adam İkinci Dünya Savaşı Sovyet taktiğini yeniden burada da deniyor. Oo. Orada bayağı zarar verdi bize. Ya Almanya'nın direnebilecek bir gücü kalmadı ama benim de yok. Benim de yok. Yani şu anda evet zenginiz hala paramız pulumuz var ama şeyimiz kalmadı hocam. Asker getirmem gerek. Çok az asker basılabiliyor topraklardan. Topraklardan az asker çıktığı için bir şey yapamıyorum. Baksanıza. Dağıldık burada. Hadi abi devam et saldırıya. 10.000 kişiyle buraya gir. Sen de direkt buraya. Şuradaki orduların da gelmesini istiyorum. 500. Saldır abi. Hadi hocam. Geldiğini geri aldı. Dayıstan'la savaşta hiç olmayıp adam barış taleplerini reddedebiliyor ya. Savaşta hiçbir varlığı olmadan barış talebi reddediyor abi adam. Muazzam. Evet hadi be kardeşim. Hadi be kardeşim. Yaparsın sen be. Sen Sovyetsin be. Hadi be abi.
Turu bir bize ver de koçum, hadi be. Turu bir bize ver de halledelim. Turu bize vermiyor, kaçıyor Almanlar. Almanlar kaçıyor turu bize vermeyince. Gibin. Buraya saldır sen de şöyle. Hala bu kadar ordu nasıl basıyor bu Almanlar ya? Adamları yok ettik, hala direnebiliyorlar. İnanılmaz. Hala ciddi anlamda büyük ordular kurabiliyorlar. Valla Alman olmak böyle bir şey herhalde abi. Adamlar yenilse de hala çok sağlam ordular yönetebiliyor ya. İnanılmaz. İnanılmaz, harbiden inanılmaz. 250, 500, 250, 250 şuraya saldır. Baksanıza biz iki ilerledik, dağıldık hemen. Asker masker kalmadı hocam yine. Arkadan takviyeler bassam iyi olacak da. Bunlar gelene kadar bu savaş biter diye basmıyorum. Hocam artık bit be. Vallahi artık bitsin be. Vallahi artık bitsin abi, yeter. Yorulduk yani. Ekonomi diye bir şey ya şu anda var bizde de. Savaş çok uzakta olduğu için asker getiremiyoruz hocam. Savaş bize göre çok uzakta. Hah be. Oh be. Abi oh, sonunda anlaşmayı yaptılar. Sonunda. Güzel. Sovyet de buradan gayet güzel çıkarlar elde etti ha kendine. Harbiden helal olsun koçuma, benim Sovyetime. Güzel. Şimdi hocam elimizdeki orduyu hemen aşağılara indir. Biz de asimilasyonları yapalım. 5. sıraya kadar ilerlemişiz. Gayet güzel. Gayet güzel. Ulan ne kadar uzun sürdü. Daha nerede ordum var benim? Daha unuttuğumuz çok ordu vardır. Yok, hiç unutmamışız abi. Vallahi hiçbir şey unutmamışız. Unutulacak kadar fazla ordumuz yoktur, belki ondandır. Şimdi bu sınırsız bir savaşa mı girdiler acaba, Fransa ile İngiltere? Acaba sınırsız sürecek bir savaşa mı girdiler? Umarım öyle bir savaşa girmişlerdir. Öyle bir savaşa girdilerse benim için güzel. Abi araştırma yapacağız biraz. Akabinde ise nüfus yatırımlarına devam edeceğiz. Bir dakika dur. Ne oluyor? Aha, Sovyet Fransa ile de savaşa girmiş. Aha, Birleşik Krallık direniyor böylece. Birleşik Krallık Fransa'yı attı abi oradan. Fransa çöktü hocam. Ve ben Suriye'yi kaybettim. Ve ben Suriye'yi kaybettim. Of of. Sovyet ne ara girdin? Ne ara Suriye'yi aldın? Ne ara ilerledin? Bu kadar gücü ne ara şey yaptın ya? Evet. En azından Anadolu bizde. En azından Anadolu'yu koparabiliriz oradan. Ama Hatay gitti. Yapacak bir şey yok. Hatay'da artık kaybedilmiş oldu. Sovyet oraları aldı. Sovyet'le şu anda bizim İngiltere ile aramız iyi. İngiltere ile aramız iyi olduğu için şey yapabilirim. İngiltere ile ittifaklık kurup Sovyet'i satabilirim. Ve böylece buraları da kazanırız. Şimdi dur. Biraz fazla fazla ordu basmam lazım ve biraz fazla fazla yerleşkeyi işgal etmem lazım ki oraları alabilelim. Buralardan ordu basmam lazım. Nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerden çokça ordu basarsam güzel olacak şu anda. Hemen bas abi. Şu arkadaşı da sefere yollayalım hemen. Orada beklemesin. Hadi abi. Bas 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 bas. Şimdi sen ilerliyorsun hocam. Şuradan birkaç bir şeyler kazanacağız. 10 bin. Ya da dur sen tamamınla. Sen tamamınla şuraya. 10 bin. 10 bin. Sen tamamınla o adayı alırsan gayet güzel olacak abi. O adayı eğer önce biz alırsak güzel olacak. İtalya'daki adalarımızı da birleştirmiş oluruz. Mükemmel olur abi. Vallahi mükemmel olur. Şu an gayet yeterince puan kazandık galiba zaten. Oo, çıkarmasını da engelledik. İstemeden çıkarma engelledim abi. Tamam. Şimdi burayı istiyorum. Burayı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ve sen de kabul etmiyorsun, değil mi? Abi bu adam en son yıkılıyordu. Sovyet hemen anlaşma yaptı bununla. Nasıl oldu bu iş ya? Sovyet hemen anlaşma yaptı hocam bununla. Bu iş nasıl oldu bu iş? Bu nasıl oldu harbiden? İnanılmaz. Benim çok daha fazla şimdi asker basmam gerek. Oo.
Başımızdan dert eksik olmuyor abi. Vallahi başımızdan dert eksik olmuyor ya. Şimdi bu savaş bitmeyecek. Savaş bitmeyecek abi daha. Daha bu savaşın bitmesine çok var. Anlaşmayı kabul etmediğine göre daha bu savaşın bitmesine çok var abi. Ve benim çok fazla asker basıp o adamı savaşın bitirmesine ikna etmem lazım. Güçle abi, askeri gücümüzle onu ikna etmemiz lazım. Adama diyeceğiz ki sen ya anlaşmayı kabul edersin ya da yok olursun. Yani bunu diyebilmek için o adamdan biraz fazlasıyla üstün olmamız lazım. Askerimizin olması lazım. Yani istediğim şeyler de aslında çok az yani. Elimdeki yıldıza göre çok az şey istiyorum ama tabii ki bizim Sovyet savaştan hemen ayrıldığı için aslında ayrılması benim için güzel oldu. Buralar bende kalmış oldu da. Bakalım. Tabii Fransa abi, savaştığımız devlet. Hocam sen kaçabilir misin? Buraya kaçma şansın yok. Senin de kaçma şansın yok. İtalya'nın kaçma şansı yok. İtalya'dan askeri erişim alıp şu orduyu en azından kaçırabilirsek. En azından onu kaçırabilirsek. Yine büyük bir başarı sayarım kendime. Abi elde avuçta olmadan direnmeye çalışıyoruz. Evet, o ordu da gitti. Oradakiler de gitti. Oo yok. Valla. Bunlar niye bu kadar güçlü ya? Bunlar niye bu kadar güçlü abi? Almanya'sıdır, şeysidir. Hepsi niye bu kadar güçlü ya? Biz eşek miyiz abi? Biz niye bu kadar zayıfız? Harbiden biz eşek miyiz? Biz niye bu kadar zayıfız abi? Şu ordunun da geri gelmesini istiyorum. Ama burada bir problem yok. Afrika'da en azından bir problem yok. Şu an yok ama birazdan olacak. Fransa topraklarını kurtarmaya geliyor, görüyorum oradan. Pastan doğru. Oradan hücuma kalkıp topraklarını kurtaracak. Ama o zamana kadar ben büyük bir ordu kurarsam, bu büyük bir orduyla Paris'e girersem anlaşma yapılır. O büyük orduyla önemli olan şey şu anda Paris'e girmek. Paris'e gidip o adamı benimle anlaşma yapmaya ikna etmem lazım. Yani daha doğrusu ikna değil, zorlamam lazım. Aksi halde şu an barış çok zor. Şimdi sen de İstanbul'da kal da bari kardeşim. Ekonomiye çok büyük zarar veriyorsun böylece. Böyle ekonomiye çok büyük zarar veriyor. Bak gördün mü? Ordu indi aşağı. Ordu daha doğrusu indi değil. Çıktı karaya. Ekonomi birden yeniden şahlandı. Abi nüfus çok az ya. Asker basamıyorum. Devlet güçlü. Ama asker basacak nüfus yok. İtalya düşerse benim İtalya'daki topraklarım da düşecek. Oraya da gitmem gerekiyor. Hadi bakalım, 300 bin kişiyle İtalya'yı korumaya gidiyoruz. O zaman askerleri biraz da buradan basalım abi. Biraz da askerleri buradan basalım ha. Madem savaş İtalya'da yaşanacak, madem büyük savaş burada dönecek, o zaman büyük savaşın döneceği yerden ordular çıkarırsak daha iyi olur. Bu Fransa bu kadar devletle savaşıp nasıl bu kadar güçlü kalabiliyor ya? Biz bu kadar devletle savaşsak ölürüz abi. Biz bu kadar devletle savaşsak harbi devlet selası okunur direkt yani. Ama bu adam direnebiliyor. Video da çok uzun oldu, farkındayım. Ama şu anda bitiremem. Şu anda bitiremem abi. Şu anda ben bu savaşın sonucunu görmek istiyorum. Savaşın sonucunu görmek istiyorum. Bir deneyeceğim. Savaşın sonucunu görebilirsek eğer orada bitiririz videoyu. Ama olur da anlaşmayı kabul etmezse bir sonraki bölüme sarkabilir. Deneyeceğiz abi. Birazdan operasyona çıkacağız yeniden. Büyük bir ordumuz var çünkü elimizde. Bu orduyu hak ettiği şeyi vermeliyiz abicim. Bu ordunun hak ettiği şey de askeri operasyon tabii ki. Güzel. Şimdi sen şöyle gel. Hadi bakalım. Fransızlara çok güzel bir. Şu anda operasyona çıkıyoruz. Hocam biraz daha ordu. Biraz daha ordu. Biraz daha takviye. Biraz daha. Direnin. Şimdi siz şöyle abi. Hadi bakalım. Ana Fransa topraklarına girmeden daha hiçbir şey belli olmaz abi. Ana Fransa topraklarına girmemiz lazım. Şu anda yıldız yetmez çünkü o toprakları almaya.
Fransa'nın ana topraklarına girmeden olmaz. Hadi abi. Elimizde çok çok fazla ordu var. Bakalım yetecek mi bu ordu anlaşmaya? Bizim için çok fazla. Fransa için belki değil ama bizim için çok fazla bir ordu abi bu. Tamamdır. Tam da zamanında girdik. Şimdi hocam istediğim yer burası ve burası. 3 yıldız daha lazım bana. Bana 3 yıldız daha lazım kardeşim. Sadece istediğim şey 3 yıldız daha. O adayı da istiyorum. O adayı da aldığımda bu arada direkt Paris'e en yakın noktadan nereden girebiliyorsan operasyona kalk. Ya artık bu anlaşma yapılacak. İste veya isteme bu anlaşma yapılacak kardeşim. Böylece günümüz Türkiye topraklarının Hatay harici almış olacağız ve evet. İstediğimi başardım şu anda. Gördüğünüz gibi hocam istediğimizi başardık. Lüksemburg'a karşı savaşa gelmem abi. Lüksemburg'a karşı beni de çağırma. Böylece günümüz Türkiye topraklarını kurtardık. Anadolu'dan en azından düşmanı çıkarmış olduk. Hatay onlarda kaldı şu anda. Sovyet'te kaldı ama şu an güzel. Batı'da çok güçlüyüz. İtalyanları batıda saldırmamız gerekiyor. Onları da halledeceğiz bir sonraki bölümde artık. Topraklarımızı birleştirmek için oradan operasyona da çıkmamız gerekecek. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.